Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü videomuz 5. sınıf İngilizce 2. ünite. Bu videoda öncelikle her zamanki gibi önemli kelimeleri animasyonlarla ve resimlerle öğreneceğiz. Konu anlatımı kısmında yer edatları, yer yön tarifi ve deriz derar konuları üzerinde duracağız. Video sonundaki test kısmıyla konuları ve kelimeleri pekiştireceğiz. Kelimelerle başlayalım. Cafe. Kafe. Cinema. Sinema. Stadium. Stadyum. Hotel. Otel. Restaurant. Restoran. Supermarket. Süpermarket. Bank. Banka. Bookshop. Kitapçı. Stationery. Kırtasiye. Police station. Polis karakolu. Chemists. Pharmacy. Eczane. Bakery. Fırın. Bus stop. Otobüs durağı. Toy shop. Oyuncak mağazası. Barbers. Berber. Playground. Oyun alanı. Hospital. Hastane. Grocery. Market. Train station. Tren istasyonu. House. Ev. Library. Kütüphane. Greengrocer. Manav. Swimming pool. Yüzme havuzu. Mosque. Cami. Mall, shopping mall. AVM. City hall. Belediye binası. Museum. Müze. Theater. Tiyatro. Post office. Postane. Bridge. Köprü. Neighborhood. Mahalle. Street. Cadde, sokak. Get. Gitmek, ulaşmak. Map. Harita. Excuse me. Affedersiniz. You're welcome, not at all. Rica ederim, bir şey değil. Here. Burada. In. İçinde. On. Üzerinde. Under. Altında. In front of. Önünde. Behind. Arkasında. Near. Yanında. Opposite. Karşısında. Between. Arasında. Next to. Bitişiğinde. Straight. Düz. Go ahead. İleri git. Go straight ahead. Düz ileri git. Near here. Buraya yakın. Turn left. Sola dön. Turn right. Sağa dön. On the left. Solda. On the right. Sağda.
Take the first right. Birinci sağa dön. Take the second right. İkinci sağa dön. Turn into Green Street. Green caddesine doğru dön. Kelimeleri bitirdik. Konu anlatımı kısmına başlıyoruz. Yer edatlarıyla başlayalım. Evet, bir şeyin nerede olduğunu ifade ederken kullanabileceğimiz edatlar bunlar. In front of, önünde demek. Behind, arkasında. On, üzerinde, üstünde. Next to, bitişiğinde. Opposite, karşısında. Near, yanında. Next to ile yakın anlamlı birbirine. In, içinde. Between, arasında. Between daha çok between and biçiminde kullanılıyor. Under, altında. Bunları yer yön tarif ederken çok kullanacağız. Evet, bir şeyin nerede olduğunu sorarken where is kalıbını kullanıyoruz. Where is the bank? Banka nerede? It's near the theater. O tiyatronun yanında. Bu şekilde. Yer edatından sonra buraya bir mekan yazıyoruz. Tiyatro, kitapçı, kafe, kasap gibi bir mekan yazıyoruz çevirirken. Tiyatronun yanında, tiyatronun önünde, tiyatronun arkasında gibi çeviriyoruz. Where's the toy shop? Oyuncak mağazası nerede? Bakın, toy shop burada. Kasapla, evet, marketin arasında. It's between the butcher and grocery. Bakın, between and şeklinde kullanıyoruz arasındayı. İle arasında. Kasap ile marketin arasında. Where's the toy shop? It's between the butcher and grocery. Deriz derar konusuna bakıyoruz. Deriz ve derar Türkçe'ye var şeklinde çevriliyor. Derizden sonra tekil isim, derardan sonra çoğul isim getiriyoruz. Örneklerle daha iyi anlayalım. There's a cat under the table. Masanın altında bir kedi var. Bakın, a cat, bir tekil isim gelmiş. There is a mouse on the table. Masanın üzerinde bir fare var. There is a chair behind the table. Masanın arkasında bir sandalye var. Derardan sonra çoğul isim getiriyoruz. There are cats under the table. Ya da there are two cats under the table diyebiliriz. Masanın altında kediler var. Ya da masanın altında iki kedi var. Çoğul isim getirmişiz. Bakın, burada cats. There is a match today. Bugün bir maç var. There are a lot of people in the street. Sokakta çok insan var. A lot of, çok, çok sayıda demek. People, insanlar. Çoğul isim getirmişiz derardan sonra yine. There are two armchairs in the room. Odada ya da odanın içinde iki koltuk var. Two armchairs. Çoğul isim. There are. There is a coffee table. Bir sehpa var. Coffee table. Sehpa. Böyle kahve masası gibi sehpa deniyor. Coffee table'a. Tekil isim. Carpet. Bakın, halı. Tekil isim gelmiş. There is kullanmışız. There is a carpet on the floor. Yerde, zeminde. On the floor. Zeminde, yerde demek. Yerde bir halı var. There is a man in the room. Odada bir adam var. There isn't, there aren't, there is not ve there are not'ın kısaltması yok anlamı veriyor. There is, there are'ın olumsuz biçimi. Yine tekil isim getiriyoruz. There isn't'dan sonra, there aren't ifadesinden sonra da çoğul isim getiriyoruz. There isn't a man in the room. Odada bir adam yok. Ya da there isn't a bird in the room. Odada bir kuş yok. Ne yoksa yazabilirsin ya. Tekil isim getireceksin. There isn't'dan sonra. Ya da there is not şeklinde uzun yazabilirim. There aren't any birds in the sky. Gökyüzünde hiç kuş yok. Birds çoğul isim olduğu için there aren't. Is there, are there soru biçimidir. Var mı anlamına gelir. Yine tekil isim getiriyoruz. Bunda da çoğul isim. Is there a man in the room? Odada bir adam var mı? Is there a bird in the room? Is there a car in the room? Odada bir kuş var mı? Bir araba var mı? Gibi tekil isim gelecek. Kısa cevap verirken yes there is
Ya da no, there isn't diyebilirim. Evet var, hayır yok. Are there any birds in the sky? Gökyüzünde hiç kuş var mı? No, there aren't. Hayır, yok. Varsa yes, there are. Evet var. Bu soru kalıbı çok geçiyor Milli Eğitim kitabında. Is there a bank near here? Buraya yakın, bu civarda. Near here, bu civarda, bu çevrede demek. Buraya yakın. Bu civarda, buraya yakın bir banka var mı? Bir kafe var mı? Buraya bir mekan getireceksin. Is there a bank near here? Buraya yakın bir banka var mı? Yes, there is. Evet, var. Bakın, kısa olumlu cevap, kısa olumsuz cevap. No, there isn't. Bunu devam ettirir. Yes, there is. It's next to the butcher. O kasabın bitişiğinde. Can konusuna geldik. Can Türkçe'ye ebilir, abilir şeklinde, ebilir misin, ebilirim biçiminde çevrilir. I can swim, yüzebilirim. Mesela I can climb a tree, ben bir ağaca tırmanabilirim. Bunu önceki sınıflarda da görmüştük. Can yetenek, rica, izin anlamları katıyor. Burada gençler adres sorarken kullanacağız can ifadesini. Çok ayrıntıya girmeden anlatacağız can. How can I get to the bank? Bankaya ben nasıl gidebilirim? Bak, get gitmek, ulaşmak demek. Burada can, bak, nasıl gidebilirim? Bak, o bir ebilirim anlamını can veriyor. How can I go to the bank de diyebiliriz. Bankaya nasıl gidebilirim? Excuse me. Affedersiniz. Can you tell me where the bank is? Affedersiniz. Banka nerede, bana söyler misiniz? Bana anlatır mısınız? Can you tell me, bana anlatır mısınız diye çeviriyoruz. Can you help? Yardım edebilir misiniz? Ya da yardım edebilir misin? Can you help me? Bana yardım edebilir misin? Bu şekilde çevireceğiz. Dikkat. Can you tell me? Bana anlatabilir misin? Söyleyebilir misin? Yer yön sorarken kullanabileceğimiz soru kalıplarını inceliyoruz. Excuse me. Öncelikli olarak diyaloğu, konuşmayı başlatırken, yani adres sormadan önce affedersiniz diyoruz. Affedersin, affedersiniz. Affedersin. How can I get to the bank? Bankaya nasıl gidebilirim? Buraya get yerine go da yazabilirim. O da gitmek demek. Excuse me. Can you tell me where the bank is? Affedersiniz. Banka nerede? Bana söyler misiniz? Bana anlatır mısınız? Where is the bank? Banka nerede? Is there a bank near here? Buraya yakın bir banka var mı? Yer yön tarifi ifade ederken kullanabileceğimiz cevap kalıplarını, onlara bak, onları inceliyoruz. Go down this street. Bu caddeden aşağı doğru git. Go down. Down aşağı doğru. Aşağıya. Bu caddeden, bu sokaktan aşağı git. Go straight. Düz git. Bu çok geçiyor gençler. Bu yazılıda, denemede çok karşımıza çıkar. Düz git. Go ahead. İleriye git. İleri git. Go straight ahead. Düz ileri git. Turn ve take ile, evet, ifade ettiğimiz cümle kalıplarına bakıyoruz. Turn left, sola dön. Turn right, sağa dön. Bunları çok kullanacağız yer adres tarifinde. Turn into Green Street. Green caddesine doğru dön. Into, e doğru anlamı veriyor. Turn left into Pine Street. Pine caddesine, Pine sokağına doğru sola dön. Turn right into Pine Street. Pine sokağına doğru sağa dön. Take the first right. Gençler, burada take'in anlamı almak, götürmek değil. Take ifadesinin almak anlamı var, bir de götürmek anlamı var. Bu ünitede geçen anlamı dönmek anlamında, o yola gitmek anlamında. Take the first right, ilk sağa dön demek. Yani ilk sağdan devam et. Take the second right, ikinci sağa dön. It's on the left, o solda. It's on the right, sağda. It's near the bank, o bankanın yanında. O AVM ve belediye binasının arasında. Between the mall and city hall. Mall, shopping mall ve shopping center ifadeleriyle eş anlamlı. Şimdi bir yer yön tarifiyle daha iyi anlamlı bir diyalogla. Burada harita verilir gençler, yazılılarda ve denemelerde, testlerde karşınıza en çok çıkacak olan soru tipi budur bu üniteden. Şimdi burada der ki sen buradasın der. You are here. Ya da burada şey yazar. Start here. Buradan başla. Ya da you are here der. Sen buradasın.
olduğun yeri gösterir burada. Sonra da der ki işte ben hastaneye nasıl gidebilirim? Postaneye nasıl gidebilirim? Pastaneye nasıl gidebilirim? Kahvehaneye nasıl gidebilirim? Şeklinde soruyu sorar. Yeri bulmanı, tarif edip bulmanı ister. Yeri tarif etmeni ister ya da doğru şıkkı ister. Mesela test ise yani. How can I get to the pharmacy? Eczaneye ben nasıl gidebilirim? Can I get? Eczane nerede? Bakın burada. Sen buradasın. Go straight ahead. Düz ileriye git. Bakın buradan düz ileri gidiyoruz. Take the second right. İkinci sağa dön. Bakın burası birinci sağ. Burası first right. Burası bakın second right. Burası ikinci sağ. İkinci sağa dön diyor. O zaman burayı es geçiyoruz. Düz gidiyoruz daha. Take the second right. İkinci sağa dön. Buradan ikinci sağa dönüyoruz. Turn right da diyebilirdi burada. Sağa dön. Take the second right. İkinci sağa döndük. Go ahead. İleriye git. İleri gidiyoruz. It's on the left near the hospital. O hastanenin yanında solda. Bakın solda. Yolun sol tarafında pharmacy. Hastanenin yanında. Near the hospital. Bir başka yeri bulmaya çalışalım. How can I get to the cafe? Kafe burada. Bakın. Burada tren yolunu geçtikten sonra havuzun karşısında. Go straight ahead. Düz ileri git. Cross the railway. Tren yolunu geç. It's opposite the pool. Havuzun karşısında. How can I get to the stadium? Stadyuma nasıl gidebilirim? Go straight. Düz git. Take the first right. Birinci sağa dön. Bakın birinci sağ burasıydı. İkinci sağ burasıydı. Birinci sağa döndük. Go ahead. İleri git. İleriye gidiyoruz. It's opposite the car park. O diyor araç parkının karşısında. Araba parkının karşısında. Şimdi test kısmına geldik. Konu anlatımını da bitirdik. Bu şekilde cevap verilir bir diyalogda. Soru kısmı boş bırakılır. Bunu bulmanız istenir. Cevabı inceliyoruz. Of course demiş. Tabii ki. Of course. Sure'la eş anlamlı. Tabii ki. Elbette demek. Go straight ahead. Düz ileriye git. Turn left. Sola dön. It's on your right. O solunda. Bakın adres tarif etmiş. Of course'la başlamış cevaba. Tabii ki. Elbette demiş. Demek ki Tim ondan bak, bir şey yapmasını istiyor. How can I get to the pharmacy? Eczaneye nasıl gidebilirim? Eczaneye nasıl gidebilirim dediğinde siz tabii ki ile elbette ile başlamanız olmaz. Uygun olmaz. Eczaneye nasıl gidebilirim? Tabii ki. Tabii ki ile başlamaması gerekir. Hemen adres tarifine geçmesi gerekir. Bu soru kalıbında. How'la başlayan soru kalıbında of course'la sure'la başlanmaz. Dikkat ediyoruz. Where do you live? Sen nerede yaşıyorsun? Tabii ki demiş. Bu da uymaz. B'yi deledik. Where's the cinema? Sinema nerede? Tabii ki. Olur mu? Olmaz. C'yi deledik. Can you tell me where is the bank? Banka nerede? Bana söyler misin? Banka nerede? Bana söyler misiniz? Tabii ki. Bak, tabii ki söylerim. Düz ileri git. Sola dön. Sağında. Denizli şıkkı doğru. İkinci soruda bir harita verilmiş. Cevap verilmiş. Soruyu bulmamız isteniyor. Tarif etmiş. Düz git. Go straight. Turn right. Sağa dön. Go straight. Düz git. Turn left. Sola dön. Behind the car park. Bak, araba parkının arkasında diyor. Yani sinemayı tarif etmiş. Bakın. Düz git. Sağa dön. Düz git. Sola dön. Araba parkının arkasında. Sinema. Demek ki sinemanın yerini soruyor. Bak şıklarda bakıyoruz. Burada marketi sormuş. Markete nasıl gidebilirim? Bak market burada. Yanlış. Araba parkına nasıl gidebilirim demiş. Hayır, araba parkının arkasında demiş. Yani araba parkının arkasında araba parkı yok bir daha. Sinema nerede demişler. C şıkkı doğru cevap. Can you tell me where's the pharmacy? Eczane nerede? Bana söyler misiniz? Bu da eczaneyi sormuş. Bu da yanlış oluyor. Eczane burada. Üçüncü soruda soruyu vermiş. Burada cevabı bulmamız isteniyor. Bu da çok çıkan bir soru kalıbı yazılılarda, denemelerde. Bak start here. Buradan başla demiş. Polis karakoluna nasıl gidebilirim? How can I get to the police station? Yani emniyete ya da polis karakolu diyelim. Nasıl gidebilirim? Nerede bakalım? Police station bak burada.
kitapçıyla internet kafenin arasında. Burada ne diyor? Eczanenin karşısında diyor. Eczanenin karşısında değil. A'yı eledik. Go ahead. İleriye git. Turn left. Sola dön diyor. Bak, West Street. Buna sola dön diyor. Bu tarafa döneceğiz. West Caddesi'ne. Next to the pool. Havuzun bitişiğinde. Havuzun bitişiğinde ne var? Kafe var. B'yi de eledik. Go straight ahead. Düz ileriye git. It's in front of the butcher. Kasabın önünde diyor. Kasabın önünde ne var? Bakın, kitapçı var. C'yi de eledik. Geriye D kaldı zaten sadece. Düz git. Doğu caddesine doğru sağa dön. Turn right into East Street. Bak, bu caddeye doğru sağa döndük. Ne diyor? İnternet kafenin ve kitapçının arasında. Evet. Burayı bulduk. Videomuzun burada sonuna geldik. 3. ünite videomuzda görüşmek üzere. Abone olup bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Başarılar.